kadın olarak hangi engellerle, sorunlarla karşılaştınız? Önce bireysel olarak sizin yaşadığınız sorunları ve bunları nasıl aştığınızı öğrenmek istiyorum. Ayrıca da genel olarak gördüğünüz iş dünyasında kadınlar en çok hangi sorunları yaşıyorlar öğrenmek isterim. Tabii bana, ben biraz şanslıyım. Hani majör bir problemle hiç karşılaşmadım. Ama bunun çok çeşitli sebepleri var. Bir kere öncelikle eğitim almış bir kadınım. Ve eğitimli bir ailenin kız çocuğuyum. Ayrıca hem ailemde de annem de çalışan bir kadındı. Anneannem, babaannem de iş hayatında olan kadınlardı. Dolayısıyla zaten benim normalim buydu. Beklentilerim o yüzden hiçbir zaman böyle yüksek olmadı. Daha doğrusu korku olmadı bende. Hani böyle bir endişeyle büyümedim hiç. O yüzden de kendime güvenim her zaman tamdı. Bu şekilde yetiştirildim. Dolayısıyla altını çizmek istediğim şey tabii ki hani toplumda esas bu sorun var. Çok büyük bir ön yargı var kadınlara karşı ve bu ön yargının sebebi de temelde eğitimsizlik. İki, kültürel olarak da kadınla erkeğin arasındaki işte hep başında dedim ya aynalıkla eşitlik. Biz aynı değiliz erkeklerle. O yüzden de bu aynalık ve eşitlik birbirine çok karıştırılıyor ve bir kadının neyi becerip beceremeyeceği gibi böyle bir takım ön yargılar oluşuyor. O kadın işi değildir gibi. Kadının işi şudur, daha yumuşak işler yapmalı, sanki hiç strese girmemeli bir kadın, stresle baş edemezmiş gibi bir takım şeyler var, ön yargılar var. Bu ön yargılar en çok bizim ayağımızı yere tutan ve bu ya ön yargıları oluşturan da bir yani eğitim tabii okuldaki eğitim ama anne babanın da çocuklarına yaklaşımındaki eğitim çok önemli. Burada anneler mesela sadece kız çocuklarını güvenli yetiştirmekten değil, aynı zamanda oğlan çocuklarını da eşitlik üzerine mesajlar vererek eğitmeleri bir anne babanın çok önemli ve sadece annenin değil belki babanın rolü burada daha da önemli. Babanın anneye yaklaşımı, babanın oğlan çocuğu ve kız çocuğuna eşit yaklaşımı gibi şeyler zaten insandaki özgüvenini besleyen konular bunlar. Ve bunlar hep dilimizde de var. Yani o kadar yanlış kelimeler var ki kullandığımız cümlelerde. De bu sadece Türkiye'de de değil, bu global bir sorun. Dolayısıyla buralarda kat edilmesi gereken çok ciddi yerler var. Yani yollar var. Buraya da zamanla geleceğimize inanıyorum ama yani hakikaten dediğim gibi yani bütün dünya kadın erkek üzerine oturmuşken, dünyanın popülasyonunun %50'si kadınken biz bir bireyin eğitiminde, yetiştirilmesinde anne ve babanın ayrı ayrı rollerinin ne kadar önemli olduğunu konuşurken ve bunu kimse öyle değil diyemiyor, değil mi? Hepimiz kabul ediyoruz. Anneyle babanın bir çocuk üzerinde, bir birey üzerindeki etkisine. Şimdi bir iş yerinde de bu etki var. Yani bunu dolayısıyla bir iş yerinde bir kadının ne faydası olacak? Arkadaşım, bir bireyin yetişmesinde ne etkisi varsa bir iş yerinin yetişmesinde de gelişmesinde de aynı etkisi var. Farklı düşünme tarzlarımız var erkekler ve kadınların. Dolayısıyla farklı yaklaşımlar, farklı açılardan bir olaya bakış açısı çok çok önemli. Ve mutlak değer katacağız. Peki kadınlar da hiç problem yok mu? Bence kadınlar da tabii ki bu sosyal çevrede, bu kültürde yetişerek onlar da özgüvenlerini kaybetmiş durumdalar. Bir kadın bir işe başvuracağı zaman ay acaba bu kadınlar için olur mu diye düşünmemeli. Düşünme tarzı ben bir kadınım şimdi bana ne derler olmamalı. Ben yetkinliklerime bakıyorum. İşte bir kere kendim buna zaman ayırabileceksem ilk başta ona bir karar vermesi lazım kadının. Hani bir kere çalışmaya hazır mı? Çalışmak derken evinin sosyoekonomik durumu, kendi ihtiyacı, kendini nasıl değerlendirmek istediğiyle ilgili bilinci yüksek mi? Ona karar verdikten sonra bu pozisyona yetkinliklerim, tecrübem yeterli mi deyip yani kadın da erkek de falan diye düşünmeyip başvurabilmeli bir kadın. Daha yani sırf erkeklerin bakış açısı değil, kadınlar da daha çekingen ve ürkek.
Bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Ama günün sonunda ben kendi kariyerimde neyi gördüm? Yani size yalan söyleyemeyeceğim. Tabii ki iş yerlerinde yani böyle bana şöyle bir bakıp da ya bu kadın bu işi kotarır mı bakışları yemedim mi? Yedim tabii ki. Yani bunlar artık doğal diye yani maalesef ama doğal olmaması gerekir ama maalesef yaşanıyor. Toplantılarda sözüm kesilmedi mi? Kesildi. Hani ben bunu valla üstüme kadınım erkeğim diye alınmadım ama kadın olduğum için oldu diye hiç düşünmedim. Dedim ki demek ki yeterince kuvvetli bir şekilde söylemimi yapmamışım. Sonuçta iş sonucudur insana saygıyı getiren. Bir gün sözümü kesen, ertesi gün iş sonuçlarıma baktığı zaman sözümü kesmemesi gerektiğini bir şekilde saygısını kazanarak bunlara son verebildim. Yani bu ben kadınım hay Allah bana da böyle davrandılar gibi bir mentaliteyle çözülebilecek bir konu değil. Sizin işinizde kendinizi kanıtlamanız lazım. Ne zaman işinde kendini kanıtlarsan o bakışlar da düzeliyor. Sizden beklentiler de düzeliyor. Saygı seviyeniz de istediğiniz seviyeye gayet kolay bir şekilde geliyor. Tabii ki asıl olan o bakışlar kendini ispatlamadan o kadın o masada oturuyorsa sözünün kesilmemesi gerektiği yerinde. Hani normali hiçbir şekilde söz kesilmemeli. Yani bir kadın kendini kanıtlamak zorunda kalmamalı sesinin sözünün dinlenebilmesi için. O masada oturuyorsa herkes saygıyı ve sözünün dinlenmesini hak ediyor. Peki çok soruyor. Doğru. Yani çok özür diliyorum ama mesela şurada zaman içerisinde görüyorum. Bir erkeğin de sözü kesilebiliyor aslında. Yani eğer siz işinizde iyiseniz erkeklerin de sözü kesilebiliyor. Kadınların ama belki birazcık daha ön yargıyla bu zaten yapamaz gibi birazcık daha fazla. Ama bu üzerinden gelinemeyecek bir problem değil ve orada üzerinden gelecek kişi de kadının kendine güveni ve duruşu zaten. O asaletle durduğunuz zaman kimse sizin sözünüzü de kesemiyor.